Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Kadın Kolları İl Başkanı Nurcan Bingöl ve teşkilat üyelerinin katıldığı toplantıda Atatürk'ün yurtta sulh, dünyada sulh sözü hatırlatılarak barışın önemine değinildi. Yurtta barış, dünyada barış. Hemen, şimdi barış. Ebediyen barış. İkinci Dünya Savaşı, dünya tarihinin en kanlı savaşıdır. 1 Eylül 1939 tarihinde Nazi Alman orduları Polonya'ya saldırarak 20. yüzyılın en kanlı savaşını başlatmıştır. 72 milyon insan ölmüş, tarihin en büyük, en kanlı soykırımı yapılmıştır. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu savaşın, bu savaştan sonra bir daha savaşlar olmasın diye 1 Eylül günü Dünya Barış Günü ilan edilmiştir. Barış huzurdur, paylaşmaktır, sevgidir. Barış en büyük zenginliktir. Barış insanların ırklarına, dillerine, dinlerine, mezheplerine bakmaksızın kardeşçe bir arada yaşamalarının adıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, dün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün seslendirdiği gibi bugün de Türkiye'ye ve tüm dünyaya sesleniyoruz. Yurtta barış, dünyada barış. Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Biz hiçbir ananın, hiçbir çocuğun gözyaşı dökmediği bir dünyaya inandık. Bir araya geldikçe güçleneceğimize, çoğalacağımıza inandık. Derdimizi, acımızı, sevincimizi paylaşmaya inandık. Dayanışarak mutlu olacağımıza inandık. Helal ekmekle kurulan sofralara, sevgiyle, yürekle paylaşmaya inandık. Savaş kadınlar için acıdır, yakandır, kavurandır. Biz kadınlar evlat acısı, kardeş acısı, eş acısı, insan acısı yaşamak istemiyoruz. Savaşlar göçtür, yoksulluktur, şiddettir. Bizler evlerimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Savaş çocuklarımız için korkudur. Çaresizlik yok oluştur. Evlerinde oynayan, uyuyan çocukları öldüren bombalar hem çocuklarımızı hem biz anaların yüreklerini parçalar. Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını kaybeder. Savaş yaşamın da, doğanın da, dünyanın da dengesini bozar. CHP Çanakkale Kadın Kolları İl Başkanı Nurcan Bingöl, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin mesajını okudu. Bingöl mesajda, "İnsanca yaşam ancak barış ortamında mümkün olabilir. Onun için biz CHP'li kadınlar şimdi hemen barış istiyoruz. Evde, sokakta, yurtta ve dünyada gerçek bir barış istiyoruz. Biz çok iyi biliyoruz ki barışı savaş için diretenler değil, barış için direnenler yapacaktır." ifadelerini kullandı. Bingöl'ün okuduğu açıklamanın devamında şu görüş paylaşıldı. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar ölümün değil yaşamın tarafındayız. Savaşa karşı barışı, baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi, yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı adaleti ve eşitliği savunuyoruz. Dünya barışını tehdit eden her türlü terörü lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkıyoruz. Bu yüzden savaşın, ölümlerin bizi birbirimizden daha uzağa savurmaması için, yaşanacak bir Türkiye için hemen şimdi barış, ebediyen barış diyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü yurtta ve dünyada kalıcı bir barışa vesile olsun.